da entrambe le squadre per vincere. Siamo partiti benissimo, poi pian piano abbiamo perso qualcosina nel primo tempo. Yani şunu söylemek lazım. İki maç, iki takımın da bu maçı kazanmak için hani sahaya çıktığını söyleyebilirim. Sonra tabii iyi başlamışken iyi başlamıştık ve sonrasında biraz bir şeyler kaybetmeye başladığımız bir iki kere oynadık. Poi nel secondo tempo in 10 la squadra mi è piaciuta particolarmente, lo spirito della squadra, e faccio i complimenti perché non ci stavano a perdere, abbiamo provato anche provare a vincere, non era facile e di questo sono orgoglioso perché anche oggi non abbiamo perso, allunga la nostra serie e ci dispiace che non siamo riusciti a vincere quest'ultima partita, ma credo che i ragazzi meritino veramente un grande applauso perché non si sono risparmiati fino alla fine. Bizim çocukların büyük bir tebriği de hak ettiğini de söylemek istiyorum. Çünkü onlarla aşırı derecede gurur duyuyorum. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen takım ruhunu sahaya yansıttılar ve hiçbir şekilde kaybetmek istemediklerini tekrar tekrar performanslarıyla gösterdiler ve serimizi de uzattık. O yüzden tebrik etmek istiyorum bizim futbolcuları. Bu seriyi de devam ettirdiğimiz için de tabii ki de memnunum. In questa prima fase credo che vada considerato anche il fatto che abbiamo giocato su 13 partite, 8 in trasferta, e probabilmente questo sarà un vantaggio al ritorno, così come all'andata è stato un po' più difficile. Yani şunu da ele almak lazım. İlk yarının 13 maçının 8'ini deplasmanda oynadık. Hani biraz böyle bir dezavantaj gibi gözükse de ikinci yarıda bize gerçekten büyük avantajlar getirebilecek bir takvimle oynayacağız. O yüzden ona da hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Poi, che non lo faccio mai nel senso positivo, credo che l'arbitro abbia fatto una buonissima conduzione, anche se non ho visto tutti gli episodi, ma dal campo mi è piaciuta la sua conduzione. Yani şunu da eklemek istiyorum. Normalde böyle hiç konuşmam ama hakemin de performansını da ele almak istiyorum. Gerçekten kenardan maçı seyrettiğimde çok iyi yönettiğini söyleyebilirim. Yani tekrar seyretmedim pozisyonları şu anda belki ama benim aldığım hissiyat hakemin de gerçekten iyi bir performans gösterdiğini bu bugünkü maçta. Honestly, I evaluate with positive feelings. When we were 11 against 11, I think we had the control of the game. We had the ball possession. We create some good chances. We were quite okay in distances to keep pressure on Adana in their building up. And finally, I think the red card is coming from one situation that we generate due to the aggressivity of Fatih into the duels. And after, of course, with 10 players, the game we get even more possession and we won meters into the pitch. Of course, with 10 players, there is always the desire to win the game. But what I asked to the players, it was to attack, but to attack with purpose, attack with and to be clever in the same time, because to Adana, with the players that they have in front, that they are very fast, very capable of winning duels. Evet, aslında bugünkü maçı iki farklı başlıkta incelememiz lazım. Birincisinde maçın başı tabii ki 11-11 oynanan bölümdeydi. Topun kontrolü bizdeydi. Oyunu kontrol ettik. Pozisyonlar ürettik. Tabii ardından maçı farklı bir değerlendirmeye almamız lazım. 10 kişi kaldıktan sonra rakip. Çünkü oyunun dinamiği farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Ama buna rağmen biz oyun disiplininden kopmadık. Özellikle gerideki mesafelerde çok doğruyduk. Kontrataklara engel olmaya çalıştık. Çünkü rakibimizin çok tehlikeli kontratak oyuncuları vardı. 10 kişi kaldıktan sonra dediğim gibi maç çok farklı bir yöne doğru gitti ama yine de bu dönemde pozitif işler yapmaya devam ettik. Geride önleyici markajlara oluşturduk. Topun kontrolünü elimizde tuttuk. Elbette rakip 10 kişi kaldığında oyuncularımızın biraz daha fazla kazanma isteği oluyor. Ama sonunu düşünmeden atak yapmadılar. Oyunu kontrol etmeyi bildiler. Bugün gerçekten oyuncularımdan çok pozitif bir oyun gördüm sahada. Özellikle rakibin 10 kişi kalmasından sonra göstermiş oldukları atak yaparken göstermiş oldukları kontrol, bilinçli hareketler onlarda çok büyük bir olgunluk oluşturduğunu gördüm. It's not going to be possible because the market still is closed, and again, there is no, we are not in the moment to speak about the market.
If I need to evaluate these 14 games, I think we lost some points during the journey, but finally I think and I believe that at the end we will get the points that we will deserve. Elbette. Aslında bu dönem bizim için iyi oldu. Çünkü değişimden bahsetmiş olduk. Şimdi birbirimizi net anladık. Biliyorsunuz takımımız bu sene biraz geç kuruldu. O yüzden çok çalışma fırsatı bulamadığımız oyuncular oldu. Bunun da nedeni, daha doğrusu çalışmayı haftalara ya da günlere yayamadığımız dönemler oldu. Çünkü sürekli maçlar oynadık. Şimdi daha fazla zamanımız var. Bu önümüzdeki 45 günde özellikle bizim oyun anlayışımıza adapte edemediğimiz oyuncuları net olarak bu oyuna alıştırmaya çalışacağız. Dediğim gibi elbette bazı taktiksel değişiklikler olabiliyor, ufak dokunuşlar, ama oyun fikrimiz, oyun filozofimiz aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu diğer sorunuza geleceğim. Tabii ki 14 maç oynadık. Bu maçlarda beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık bildiğiniz üzere. Ama günün sonunda da aşağı yukarı hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum maç maç baktığımızda. 3-4 maçta tabii ki daha fazla puanlar kazanabilirdik. Ama dediğim gibi takımımız çok geç kuruldu. O yüzden çok doğru çalışma vaktimiz olmamıştı. Yeni gelen oyuncularımız hep son gün imzaladı. İmzaladılar, takıma adapte olamadılar, oyuna adapte olamadılar, sakatlıklar yaşadılar. Umarım bu 45 günlük ara bizim için faydalı olacak.